Ben Manoni, sihirbazım. Güneş 4,5 yaşında yanlış hatırlamıyorsam okuma yazmaya başladı. Tabii bir durum var yani. Bunun için o zaman bir rehberlik araştırma merkezleri vardı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Sarıyer'dekine götürdük. Gerekli testler yapıldı. Evet, üstün yetenekli olarak tescillendi, belgelendi orada Güneş. Amerika'da %100 burslu olarak Minerva School'da Güneş özel bir eğitim aldı. Bir okuldu bu. Güneş üniversite eğitimi sırasında 6 tane ülkede dolaşarak eğitim aldı. 4 yılın sonunda mezun olduğunda Türkiye'ye girip şansını Türkiye'de denemek istedi eğitim anlamında. O plazalardaki o klasik iş baskısı Güneş'i tatmin etmedi. Plazaya girmek yerine sihirbazlığı tercih etti. Zaten hani zengin insanları daha da zengin etmek uğruna ben bu gençliğimi verimli yaratıcı olabileceğim, inovatif olabileceğim, riskler alabileceğim yıllarımı ben bu şekilde geçirmek istemedim. Ben Manoni, sihirbazım. Manoni nasıl bir sihirbaz derseniz de oyunbaz, eğlenceli, kendini çok ön planda tutmayan ama hayattaki sihri ön plana çıkaran, insanları kendilerini anlatmayı seven bir sahne sanatçısı aynı zamanda. Benim insanlara sunacağım bir deneyimi başka hiçbir yerde bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Gerek sihir kısmı olsun, gerek anlatı olsun, gerek bütünsel özgünlük olsun. De, sihir senin için ne dediğinizde bunun en teknik cevap verecek olursam başı ve sonu arasında rasyonel bir bağ olmayan an aslında. Neden sonuç ilişkisini kıran, beynimizin belki anlık kısa devre attıran bu minik hayret deneyimlere ben sihir diyorum. Bunu neden böyle oluyor? Daha doğrusu nasıl böyle oluyor? O da bir sihirbaz insan zihninin nasıl düşündüğünü çok iyi biliyor. Yani aslında dikkatimizin sınırlı bir kaynak olması, sadece bir yerde odaklanabilmesi, hafızamız, varsayımlarımız, ön yargılarımız bunları kullanarak aslında bir imkansızlığı yaratan bir deneyim kurguluyor. Sihir dediğimiz bu. Öncelikle ne yaptığımı çok iyi bilmem gerektiğini fark ettim. Ve bu yüzden hani yıllarca, hani hatta bir 6 ay başka hiçbir şey yapmadan 2018'lerde, 19'larda kapanarak sıkça literatür taraması yaptım. Görsel, yazılı, çok eski 100-200 yıllık kaynaklara kadar taradım, ettim. Derledim, ustaların derslerine katıldım, kitaplarını aldım, okudum. Küçüklüğümden beri bir sürü set, DVD, teknik çalışma bunları zaten hep duruyor demlene. Bunlar bir araya gelince içinden benim kendi tarzım çıktı. Üniversitemin ilk, hatırlamıyorum ilk haftası mı, ilk iki haftası mı? İlk zamanı, ilk başındaki zaman dilimi oryantasyondu. Ve orada bize bir etkinlik yaptırdılar. Dediler ki kendinize bir mektup yazın. Şu an bugünkü halinizle kendinize bir mektup yazın. Biz bu mektupları toplayacağız. Bunları mühürleyeceğiz, saklayacağız ve mezuniyet töreninizde size bunları geri vereceğiz. Yani aslında bir zaman kapsülü gibi o şekilde. Mektupları yazdık, ettik. Sonra mezun oldum. Gün geldi. İşte 2019'dayız. Mezuniyet töreni San Francisco'da. Unutmuştum bile hani bunları yaptığımızda. Bu kapanış haftası etkinlikleri dahilinde bize bu mektuplarımızı verdiler. Ben de diyorum acaba ne yazdım? Çok utanç verici bir şey de çıkabilir. Hani çok ne bileyim ne yazdım kim bilir yani. Ama sonra hak verdim ve güzel bir şey yazmışım dedim. Çünkü aslında pek de değişmeyen bir belki de felsefelerimden biri hayata bakışta. Demişim ki Güneş şu an mezunsun. Her ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama şundan eminim ki eğer yaptığın şeyi icra ederken hadi bitsin gitsin kaç dakika kaldı. Kaldı mı işte, saat başı geldi mi diye saat habire bakıyorsan ya da zaman geçmiyorsa doğru şeyle uğraşmıyorsun demektir büyük ihtimalle. Ama yemek yemeyi unutup ne zaman akşam oldu işte o flow, akış moduna geçip bir üretim halinde olduğum zamanlarda da eğer öyle geçiyorsa zaman, yani nasıl geçtiğini anlamıyorsan, yemek yemeyi unutuyorsan, ay biraz daha az uyuyayım ne olacak diyorsan kendin için o zaman doğru şeyi yapıyorsun demektir gibi kendime bir not düşmüşüm. Ve hani bu da tekrardan hep kendi kendime kulağıma küpe etmişim aslında. Biraz da yine bu şu anki kariyerime nasıl geldiğimi iyi açıklıyor. Belki de çok iyi bir kurumsal kariyer önümdeyken. Çünkü gerçekten toplantı ne zaman bitecek? Deadline'ımız ne zamandı? Bunu ne zaman vereceğiz? İşte ne zaman bilgisayarı kapayabileceğim? O zaman biliyordum. Bu yolda devam edersem başkalarının işlerinin stresini çeke çeke hani sırtıma ağrılar girerken küçük bilgisayar başında onları zaten hani zengin insanları daha da zengin etmek uğruna ben bu gençliğimi verimli
yaratıcı olabileceğim, inovatif olabileceğim, riskler alabileceğim yıllarımı ben bu şekilde geçirmek istemedim. Güneş üniversite eğitimi sırasında 6 tane ülkede dolaşarak eğitim aldı. Ama bütün yıl grubuyla işte 120 tane çocukla her gittikleri ülkede özel kampüsleri vardı. Burada da bu eğitimi aldı. Küçük bir ekipti, 120 kişi. Çünkü her dönem başka bir ülkede yaşıyorduk. Ben bu yüzden 6 ülkede yaşama imkanım oldu. Diyorlardı ki biz dünya vatandaşı yetiştirmek istiyoruz. Geleceğin öncülerini yetiştirmek istiyoruz. Bunları dünyayı gezdirmeden, olabildiğince farklı kültürün içine sokmadan nasıl yapabiliriz? Böyle bir çıkış noktaları verdi. Ben de okul San Francisco merkezli olmasına rağmen Kore'de, Almanya'da, Arjantin'de, Hindistan'da, İngiltere'de bu gibi ülkelerde yaşama şansım oldu. Ve İyi ki oğlum üstü zekalımış, iyi ki bu eğitimi almış. Bütün bunları birleştirerek şimdi Türkiye'de olmayan bir model yaratıyor ve bunun için ciddi anlamda da donanıyor. Tiyatro eğitimi alıyor, müzik eğitimi alıyor, diksiyon eğitimi alıyor. Yani tam anlamıyla hem iş çevresine hitap edecek, hem görsel sanatlara hitap edecek, hem de birebir de eğitimlere hitap edebilecek bir donanıma sahip oldu. Ve artık sahneye de çıkıyor. Farklı oluşumlar içerisinde, profesyonel hayatta ve belki birkaç yıl sonra da herkesin tanıyacağı bir performans sanatçısı, bir illüzyon sanatçısı olarak da adını bileceği bir sanatçı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Girişimci bir sanatçıyım. Sanatçı bir girişimciyim. Bunlar duruma göre ağırlık basan yanım farklı olabiliyor. Şu an bu koltukta daha çok girişimci bir sanatçı gibi hissediyorum. Çünkü zaten İçimdeki o girişimci ruhu böyle hani girişim diye yani çok böyle mistik veya romantik bir kavram olarak bahsetmiyorum bundan. Hani sadece kendi işimi yapmak istiyorum, kendi patronum olmak istiyorum ve bunu da en azından Türkiye'de olmayan bir şekilde ya da yeni yollarla kendi sanatımda insanları tanıştırarak, ufuklarını açarak, tarzımı oluşturarak yapmak istiyorum. Ve bu Manoni karakteri aslında benim sihirbazlık kariyerim, aynı zamanda girişim projemde. Bunun tabii ki Manoni birçok şey yapıyor. Fakat alt başlıklarını ayırmak gerekirse kendi sahne gösterilerim var. Bunlar tematik, genelde tek perde olan gösteriler ve baştan sona bir konu altında aslında gittikçe imkansızlaşan, hayatımızdaki sihri irdeleyen, hep birlikte, interaktif bir şekilde, yani benim hava atmadığım, insanları kandırmadığım ama moderatör gibi hep birlikte oyunları oynayarak sihir yaptığım, hayatı, sevgiyi, bu kavramları sihirli bir şekilde irdelediğimiz bir sahne gösterisi. Bunlar sezon sezon değişen temalar. Ben de sürekli zaten kendimi canlı tutmayı seviyorum. Manoni nasıl bir sihirbaz derseniz de, böyle oyunbaz, eğlenceli, kendini çok ön planda tutmayan ama hayattaki sihri ön plana çıkaran, insanları kendilerini anlatmayı seven bir sahne sanatçısı aynı zamanda. Kendisi aynı zamanda bir girişimci, bir iş insanı kısmı da var. Çünkü bu show business derler ya, hani kendi alanınızda, show kısmında ne kadar iyi olursanız olun, bunu kitlelerle buluşturamadıktan sonra pek bir etki etmeniz mümkün değil. O yüzden ben de akademik business arka planımı devreye sokarak bu show business kavramının içini kendimce dolduruyorum. Manoni kendi sahne gösterilerini tematik, sanatsal icra etmesinin yanı sıra aynı zamanlarda kurumlarla da işbirliği yapıyor. Nasıl işbirliği yapıyor derseniz de herhangi bir şekilde insanların belli bir marka olur, bir proje olur, bir etkinlik olur. Onun altında bir araya gelmesi gerektiğinde bu bir insanlar eğlendirileceğinde tematik bir şekilde heyecanlandırılacağında, derin duygu uyandırılacağına, dikkatlerini toplandırılacağı zaman Manoni burada devreye girip özel tasarım, sihirli deneyim sunuyor aslında etkinliğin önüne geçmeden. Ve aslında şöyle de söyleyebilirim, Manoni'nin en büyük amaçlarından biri modern bir şekilde, günümüzde küresel bir şekilde icra edildiği haliyle sihirbazlığı tekrardan aslında Türkiye'nin tekrardan modern sihirbazlıkla tanışması. Manoni'nin en büyük amaçlarından biri bu. Ve bu hem benim kendi gösterilerimi, kendi tasarlamamı, yani benim insanlara sunacağım bir deneyimi başka hiçbir yerde bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Gerek sihir kısmı olsun, gerek anlatı olsun, gerek bütünsel özgünlük olsun. Ve aynı şekilde bu derseniz peki kurumlarla nasıl işbirliği yapıyorsun? Onlara özel deneyim hazırlayan, kurgulayan bir sanatçı eğlendiriciyim aslında. Etkinliklerine akılda kalıcılık ve eğlendiricilik katsayılarını artıyorum. Ve bu şekilde promosyon değerleri de artmış oluyor yaptıklarının. Tamam, yani dediğim gibi ben
Siri sesini göstermeden sabaha kadar bunun felsefesiyle ilgili Siri'nin ne olduğu, ne olmadığı, ne olması gerektiği, sihirbazın kim olduğu, görevlerini, etiğini, alakını hepsi uzun uzun konuşuruz. Ama benim özünde tamam. Bunlar böyle de sihir senin için ne dediğinizde bunun en teknik cevap verecek olursam başı ve sonu arasında rasyonel bir bağ olmayan an aslında. Neden sonuç ilişkisini kıran, beynimizin belki anlık kısa devre attıran bu minik hayret deneyimlere ben sihir diyorum. Bunu neden böyle oluyor? Daha doğrusu nasıl böyle oluyor? O da bir sihirbaz insan zihninin nasıl düşündüğünü çok iyi biliyor. Yani aslında dikkatimizin sınırlı bir kaynak olması, sadece bir yerde odaklanabilmesi, hafızamız, varsayımlarımız, ön yargılarımız bunları kullanarak aslında bir imkansızlığı yaratan bir deneyim kurguluyor. Sihir dediğimiz bu. Tabii bu esnada amacımız kandırmak, hava atmak değil. Daha doğrusu duygu uyandırmak, insanların aklında bir şey bırakmak, bir bağlama tutundurmamız lazım. Yoksa çok çıplak kalıyor, bir bulmaca sunmuş oluyorsunuz. Hani numarayı sihire taşımak çok zor olur. Bir bağlam, bir anlatı, insanlara dokunmak istemezseniz. Daha felsefik bir yerden sorarsanız sihir ne diye benim için. Sihir aslında her şey. Aslında hiçbir şey. Yani çok soyut bir kavram ama çok somut da bir kavram. Bu hayat da öyle. Aslında hayat bildiğimiz her şey. Ama aslında baktığınızda genel şemaya hayat dediğimiz nedir ki? Ya da bir ömür dediğimiz nedir ki? İnsanlık dediğimiz nedir ki? Ve bence bu tezatları hayatı daha anlamlandırabilir, daha yaşanılabilir, daha neşeli, daha umutlu kılmak için bizim kendi inşa ettiğimiz, hepimizin ortaklaşa anlaştığı, sorgulamadığımız, varsaydığımız illüzyonların her yerde olduğu ve bunun aslında çok güzel bir şey olduğunu, böyle karanlık bir çerçeve de çizmiyorum. Yani belki çok klişe gelir ama gerçekten hepimizde sihir olduğunu, hepimizin sihir olduğunu, sihirin her şey olduğu, hani benim için bunlar ve ben de tabii ki sihirbazı oynayan bir karakter olarak bazıları gerçekten soruyor çünkü etkilendikleri zaman gerçekten hissediyor musun ya da nasıl yaptın, nasıl biliyordun? Hani ben hiçbir şekilde kandırmayı sevmem. Evet hissediyordum ya da bir paranormal bir psikik bir yanım varmış gibi değil. Ben bir eğlendiriciyim. Bunların ben saatlerce çalışıyorum. Belki o bir cümle için, belki o bir an için, belki 6 ay var arkasında onun. Ama o an mükemmelleştirdikten sonra gerçek sihirden ayırt edilebilir olmayınca bazıların gerçekten soruyor hissediyor musun diye. Değil ya, sihir bir sanat benim için, bir oyun. Etkileşmek için çok güzel bir bağlam. İnsanları o an duygusal çıplaklaştırmak için ya da anda tutan çok güzel bir öğe. İnsanlar geliyor mesela, gösterimin bir parçası oluyorlar ya da o anlık bir etkileşim yapsak bile. Ya derdim tasam şu an kalmadı, kafam çok rahatladı dedikleri an ben çok mutluyum mesela. Yani nasıl desem, aslında sihirbaz deyince özellikle bizim toplumumuzda insanların aklına gelen bir profil var. Bir eğlendirici profili var ve genelde örtüşüyor insanların düşünceleri birbiriyle. Bununla tekrardan insanları sihirbazlığı tanıştırmak istediğim için öncelikle ne yaptığımı çok iyi bilmem gerektiğini fark ettim. Ve bu yüzden hani yıllarca, yani hatta bir 6 ay başka hiçbir şey yapmadan 2018'lerde, 19'larda kapanarak sıkça literatür taraması yaptım. Görsel, yazılı, çok eski 100-200 yıllık kaynaklara kadar taradım, ettim. Derledim, ustaların derslerine katıldım, kitaplarını aldım, okudum. Küçüklüğümden beri bir sürü set, DVD, teknik çalışma, bunlar zaten hep duruyor demlene. Bunlar bir araya gelince İçinden benim kendi tarzım çıktı. Ben bunların hangilerin benim kişiliğime uyuyor? Çünkü bir kişilik dediğimizde özgün bir illüzyonist, bir sihirbaz personası genelde en sağlıklı ve en özgün olması için o aslında sanatçının, kişinin kendi karakterinin biraz teatralize edilmiş hali, üzerine konmuş bir hali oluyor. Ve ben bunları irdeledim iyice ve aslında sihirbazlığın bu ilk aklımıza gelenden çok daha fazlası olduğunu fark ettim. Ve aslında nasıl desem çok da şanslı olduğumu fark ettim. Kaç kişinin bu kadar lüksü var ki, bu kadar spesifik bir performans sanatı dalına bu kadar yıllarını verip, zamanını verip, emeğini verip araştıracak, edecek, derleyecek, ondan tad almayı öğrenecek, farklı renkleri keşfedecek. Ben de insanlara doğrudan bunları yapmış biri olarak bunları keşfettiğim renklerde, şekillerde, tarzlarda
kendimce içimden geldiği gibi deneyimler oluşturarak insanlara bakın böyle de bir sihir gösterisi olabiliyormuş demek istiyorum.